Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte artık kazanı deli gibi kaynayan şu iPhone 14 nasıl olacak ona bakacağız. Birkaç farklı kilit değişim var, onlardan bahsedeceğim. Sizde de dedikoduların yoğunlaştığı yerler var, biraz da onlardan bahsedeceğim diyorum ve başlıyorum. İlk olarak neyle başlıyorum biliyor musunuz? Ekrana gömülü parmak izi okuyucu. Şimdi ben eski videolarımı da izledim. Yıllardır Apple'dan bunu istiyorum. Yani Apple şu ekrana parmak izi okuyucuyu koy diye. Hatta en son isyanımda demişim ki bak pandemi geldi, Covid geldi, maske var, açılmıyor falan filan derken iOS 15 bilmem kaç güncellemesinden sonra artık maskeyle de Face ID açabildiğimiz için ben bu ekrana gömülü parmak gizli okuyucu meselesini salıyorum. Apple rahatla. İstemiyorum lan artık. Doğal olarak iPhone 14'lerde de bir parmak gizli okuyucu söz konusu olmayacaktır. Nedir yani? Hiçbir bir değişiklik yok. Arkadaşlar bu sene gelin görün ki bir değişiklik söz konusu. O ne biliyor musunuz? İlk çıktığında şu çentiye çok takılmıştık ya hepimiz, bütün dünya. Artık bu seride çentik yerine daha önce Android cihazlarda gördüğümüz, Samsung'larda, Huawei'lerde, işte bu tarz cihazlarda görüyorduk zaten. Muhtemelen Apple'da bu seneki serilerinde damlacık gibi bir tane böyle yuva yanına da bir uzun çizgi gibi bir şey koyacak. Ve bunlar da elbette ki işte öz çekim kamerasını ve diğer ön kamerada gerekli olan Face ID'dir, True Depth'dir falan filan gibi sensörlerin yer alacağı bölüm olacak. Bu tasarımı zaten söylemiştim. Günümüz güncel telefonlarında, hatta en ucuz modellerinde bile sıklıkla görebiliyoruz. Burada şöyle bir sinyal olabilir. Apple ilk kez bir tasarım trendine mi katılıyor? Bence hayır. Çünkü birkaç tane böyle yorum yapılan video da izledim arkadaşlar. Apple zaten bu çentik tasarımı dünyaya tanıtan, ilk demiyorum bakın, dünyaya tanıtan ve cesurca bu hamleyi yapan büyük firmalardan, en büyük ilk firmalardan bir tanesi. Doğal olarak bir tasarım trendine dahil oluyor gibi. Yo niye savunuyorum ki abi? Bana ne ya? Bence tasarım trendine dahil oluyorlar. Oluyor vallahi, ilk kez oluyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü pazardaki pasta payı küçülüyor. Peki kaç tane cihaz bizi karşılayacak arkadaşlar? Toplamda 4 cihaz söz konusu. Bunlar 14 Pro, 14 Pro Max, 14 ve 14 Max. Bu SE ve mini modelinin Max olacağına dair bir söylenti var. Haliyle arkadaşlar 2 tane ucuz, 2 tane de pahalı iPhone bizi karşılayacak. Neyi görüyoruz burada? Apple pastadaki pazar payından eksilen yüzdesini arttırmak için ciddi bir taarruza geçiyor. Bu arada şöyle önemli bir dedikodu var arkadaşlar. Bu ekranın eskisi gibi olacak olan modellerine 14 ve işte bu 14 mini, SE, Max ne derseniz o modelde eski tasarım olacak. 14 Pro ve Pro Max modellerinde de o yeni işte gözcük gibi tasarım gelecek deniliyor. Gelelim ekranlarımıza. Şimdi 2 tane sağlam dedikodu var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi ekranların hepsi 120 Hz OLED ve ProMotion olacak diyor. Bir tanesi de diyor ki hayır, 14 ve 14 Max'te 60 Hz ekran olacak diyorlar. Ben hangisini Apple'a yakıştırıyorum? Ben Apple'a arkadaşlar Pro ve Pro Max modelleri gerçekten 120 Hz OLED olarak çıkarıp diğer 14 ve 14 Max modellerinde 60 Hz'lik eski ekranını kullanacağını düşünüyorum. Boyut olarak ise 14 ve 14 Pro modelleri 6.1 inç, 14 Max ve 14 Pro Max modeli ise 6.7 inç olacak. Ha çok yaygarası koparılmış da ben bu videoda koparmayacağım da yine de size belirteyim. Şimdi bu ön ekrandaki çentik kalkıyor ya, doğal olarak ekran gövde oranında böyle ikilik üçlük bir değişim olur yani. Bu tarz şeyleri sevenler var. Şimdi gelelim kameralara. Arkadaşlar Apple birkaç modeldir, uzunca yıllardır hatta 12 megapiksellik lensleri kullanıyor. Fakat bu modellerde 48 megapiksele geçebileceğine dair bir söylenti var. Söylentiye referans noktası olarak da Samsung ve diğer modellerin çıkarmış olduğu 48 megapiksellik lenslerin çok sevilmesi gösteriliyor. 48 megapiksel olsun, 12 megapiksel olsun ne farkı var? Valla baktığınız ekranda bir farkı yok arkadaşlar. Megapiksel direkt olarak fotoğrafın kalitesiyle ilgili bir şey değildir. Ha siz diyorsanız ki ben iPhone'da çekeceğim, gideceğim, bastıracağım onu tişörte diyorsanız o zaman yüksek megapiksele ihtiyacınız olur. Yani baskı yapılacaksa megapiksel önemlidir. Apple'a göre biraz gereksiz bir inovasyon olabilir fakat dedikodular nedense çok güçlü. Bunu yapabilir mi? Yapar. Her şey ticaret. Bakın ben de onlar gibi 48 megapiksel yaptım diyebilir. Teknik ve tasarım anlamında çok ciddi bir değişiklik olmayacaktır arkadaşlar. A16 işlemci ile gelir. 14 Pro ve Pro Max modelleri 8 GB RAM ile gelirken 14 ve 14 Max 6 GB RAM ile gelir. Burada bir değişim var. Bizim şu anda kullanmış olduğumuz 13 Pro modellerde 6 GB RAM var. Yani Pro modellerde 2 GB'lık bir RAM yükselişi söz konusu olacak. Ama Apple açısından, Apple'ın dünyaya devrim niteliğinde değişim diye tanıtacağı esas şey o ekrandaki çentiği kaldırması olacak. Ben buna kalıbımı basıyorum. İzleyip göreceğiz. Yanlış çıkıyormuş. Ne olacak o zaman onu bilmiyorum. Kalıp gitti bizim.
Artık hiç kimsenin merak etmediği, eskiden olsa merak edeceği de artık yeni fiyatlarla kimsenin umursamadığı çıkış tarihi ve fiyatları. Arkadaşlar fiyatları için tek tek söyleyeceğim. Zaten 799 dolar, 999 dolar, 1499 dolar söylemeyeceğim bile. Ekrana yazdık şu anda. Türkiye fiyatı ne olur? Bu arada Eylül'de gelir cihazlar. Türkiye fiyatı konusunda şöyle basit bir formül buldum. Ben hepinize onu tavsiye ediyorum. Bir şeyin dolar fiyatını görünce 2 ile çarpıyor. Yani 999'luk 1000 dolarlık model bizde 2000 dolar yani 30 bin liraya falan satılır muhtemelen. Dolar böyle giderse. Artık videomuz bitti arkadaşlar. Hani sonuç kısmında şunu söylemek istiyorum. Artık telefon fiyatları gerçekten gündelik kullanıcım bana soracak olursanız zengin bir insanın bile aklını kurcalayacak kadar saçma sapan yerlere doğru gidiyor. Bu hayatımızdaki bütün fiyatlar için böyle. O yüzden en azından bu seneki iPhone 14 antenasının ülkemizde ve ülkemiz coğrafyasına yakın yerlerde çok da umursanacağını düşünmüyorum. Son sözüm de bu. Görüşürüz arkadaşlar.